Londra'ya taşınma videosunun birinci kısmında evini nasıl tutacaksın, hangi kriterler önemli, Türkiye'deyken ne gibi hazırlıklar yapmalısın konularını konuşacağız. İngiltere'ye taşınacak ya da taşınmaya niyetli kişiler için çok faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum. Biraz detaylı bir video olacak. Önemli hiçbir konuyu atlamak istemiyorum çünkü. Bu arada benimle ilk defa tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Öncelikle vize tipini bir netleştirelim. Buraya taşınmaya karar verdiğine göre turist vizesi söz konusu değil. Ya öğrencisin ya da çalışacaksın. Benim anlatacaklarım kendi tecrübelerimden de yola çıkacağım için çalışma vizesiyle gelecek olanları daha çok ilgilendiriyor. Londra'ya adımını atar atmaz kalıcı olarak oturacağın eve geçmen imkansız gibi bir şey. O yüzden ilk etapta geçici bir eve yerleşmen gerekiyor. Bu Airbnb olabilir, otel olabilir, apart şeklinde kiralanan odalar da olabilir. Genelde geçici evde konaklama süren en az bir hafta olmak koşuluyla birkaç aya kadar uzayacaktır. Güzel haber şu ki, eğer bir şirket aracılığıyla sponsorlu olarak geliyorsan, kalacağın geçici evi büyük olasılıkla şirketin organize edecek ve masrafları da şirket karşılayacak. Bu durum bizde şöyle oldu. Şirketin çalıştığı aracı bir firma bizim geleceğimiz tarihlere uygun olan geçici evlerin linklerini attı ve biz bunlardan kendimiz için en uygun olanı seçtik. Eğer böyle bir aracı kurum yoksa en kötü ihtimalle sen otelini seçip yerleşirsin ve ücreti masraf olarak şirketine sunarsın. Londra'da ilk birkaç ayımızı gezip keşfederek geçireceğimizi de düşündüğümüz için şehir merkezindeki lokasyonlar önceliğimiz oldu. Ve nitekim Soho'da bir apartta 3 ay kadar yaşadık. Bu apartların içinde küçük bir mutfak, salon, yatak odası, banyo, her şey var. Oldukça kullanışlı küçük bir daire gibi. Sadece kıyafetlerinle gelip yaşayabileceğin bir ev şeklinde oluyor. Soho'yu seçme sebebimiz işe yakın olması falan değil de normal koşullarda bir daha yaşayamayacağımız bir yer olmasıydı. Hem çok turistik, hem çok kalabalık, hem de çok pahalı. Düzenli bir hayata geçince tercih etmeyeceğimiz bir yerdi ama şehrin ruhunu hissedip kolay adapte olmak için çok iyi bir tercih oldu diyebilirim. Geçici evde bir ay konaklamamız gerekirken tuttuğumuz evin taşınmamız için uygun tarihi tam 3 ay sonrasıydı. Ve biz apar topar içimize sinmeyen bir yere geçmektense beklemeyi göze aldık. Zaten Londra'da ev tutma süreci pek hızlı ve kolay olmuyor. Hele ki yurt dışından gelen biri için çok zorlu olabiliyor. Herkes bu durumun farkında. Yani demem o ki geçici evin şirkete yakınmış, uzakmış çok da önemli değil. Hayata karışman için sosyal bir çevrede olması ve her şeyin elinin altında olması daha önemli. İlk birkaç ayında zaten bir rüyada gibisin, o yüzden keyfini çıkarmaya bak. Geçici evi hallettin, sıra geldi kalıcı evi araştırmaya. Tüm bu araştırmaları daha gelmeden yapman lazım ki geçici eve yerleşir yerleşmez sürecini hızlı bir şekilde hemen başlatabilesin. Çalışacağın şirketin konumu ve çalışma şeklin bu aşamada anahtar bir rol oynuyor. Eğer hibrit çalışacaksan iş yerine uzaklık konusunda esnek davranabilirsin. Ama her gün ofise gideceksen çalışacağın yere çok da uzak olmamalısın. Çünkü İngiltere'de, özellikle Londra'da ulaşım pahalı. Eğer beyaz yakalı bir çalışansan global firmaların genel müdürlükleri çoğunlukla şehir merkezinde oluyor. Şehir merkezinde konaklama da demin bahsettiğim üzere diğer bölgelere göre nispeten daha pahalı. Bu yüzden aradaki dengeyi iyi kurman lazım. Böyle bir senaryoda şehir merkezinde olmasa da merkeze ulaşım kolay lokasyonlarda ev aramayı tercih edebilirsin. Bu ne demek? Evinden yürüyerek herhangi bir metro istasyonuna ulaşım sağlayabilmen çok önemli. Çok fazla indi bindi yapmadan mümkünse tek hatla gidebiliyorsan büyük avantaj. Özellikle iş saatlerinde metrolar inanılmaz kalabalık oluyor. Sürekli in bin yapmak yaşam kaliteni bir süre sonra olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışacağın yer kaçıncı bölgeye denk geliyorsa o bölgedeki semtlerdeki evleri incelemekle işe başlamalısın. Sonra çemberini yavaş yavaş genişletebilirsin. Bu çemberi genişletirken senin için hangi kriterler önemli? O önemli. Güvenli olması, nezih olması, restoran ve barlara erişimin kolay olması, çocuk varsa iyi okulların yer alması,
Bunlardan hangileri seni ifade ediyorsa önceliklerine göre internette araştırma yaparak başlayabilirsin. Bu arada Londra'da yaşayan tanıdıklar varsa ya da yakın zamanda şirketten birileri Londra'ya geçtiyse iletişime geçip onların fikirlerini de mutlaka almaya çalış. Bu aşamada kafanda en az 3-4 semt netleşecektir. Sonrasında kiralık ev ilanlarını bu semtleri baz alarak incelemeye başla. Şimdi bir deneme yapacağız seninle. Diyelim ki iş yerim Soho'da. Birinci bölgede olduğu için ben bu bölgeyi kafadan eliyorum. Sadece bütçesel anlamda değil, birinci bölge turistik aktivitelerin en yoğun olduğu yer olduğundan yaşamak için de pek uygun değil. Suç oranı zaten çok yüksek. O yüzden odağımı ikinci hatta üçüncü bölgeye kaydırıyorum. Merkezden uzaklaştıkça nispeten kiralar da düşecek. İkinci ve üçüncü bölgede çok sayıda semt var. Hangisinin bana uygun olduğunu tespit etmeliyim. Bu site aslında kiralık oda aramak için kullanılan bir site ama semt önerisi de veriyor. Biz bu özelliğinden faydalanacağız. Benim için önemli olan kriterleri giriyorum. Arkadaş canlısı, güvenli, kültürel zenginlikleri olan, lüks, modern bir semt arıyorum diyelim. Oda fiyatını maksimumda tutuyorum şimdilik çünkü önceliğim semtleri tanımak. Kriterlerime en uygun semtler çıktı. Bunlardan hangileri ikinci veya üçüncü bölgede onu kontrol etmeliyim tabii. Hempstead'in aradığım bölgede olduğunu görüyorum. O zaman Rightmove'da da öncelikli olarak o semtte arama yapacağım. Şimdi işin içine bütçe de girecek. Kaç oda istiyorsun? Haftalık ne kadar ödeyebilirsin? Daire mi olsun yoksa bahçeli bir ev mi? Tüm bunları girip evleri görüntüleyebilirsin. Bu şekilde kendine bir liste oluşturmaya bak. Alternatifin çok olsun çünkü burada evler çok hızlı gidiyor. Listen hazır olursa İngiltere'ye geldiğinde ilandaki iletişim numaralarından iletişime geçip uygun günü belirleyerek eve bakabilirsin. Türkiye'deki mobilyalarını İngiltere'ye kargolatabilirsin. Bunu da şirketin organize etmeli. Alternatif olarak eşyalarını getirtmek yerine İngiltere'den yeni mobilya alacağını ve bunun ücretini nakit olarak vermelerini de talep edebilirsin. Biz gelirken ikinci alternatifi seçtik ve sadece kıyafetlerimizi getirdik. Sonradan çok mantıklı bir iş yaptığımızı anladık. Çünkü evini hızlıca tutan ama mobilyalarının Türkiye'den gelmesini bekleyen arkadaşlarımız oldu. Evin kirasını vermek zorundasın ve ortada yatak bile yok. Dolayısıyla taşınamıyorsun. Nakliye şirketlerinde bu tarz rötarlar olabiliyor. Bu durumu göz önünde tutmanı tavsiye ederim. Bir de eşyalar gelirken kırıldı mı, bozuldu mu derdin olmayacak. Biz sevdiğimiz ve anısı olan eşyalarımızı eşe dosta verdik. Beyaz eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Birkaç havalı arkadaşı da işte kahve makinesidir, robot süpürgedir, hava temizleme cihazıdır falan onları da sattık. Ve çok akıllıca bir hamle yaptığımızı düşünüyoruz. Londra'daki evler çok küçük. Senin 5 kapılı gardırobun buradaki yatak odasına büyük ihtimalle sığmayacak. Ev tutarken mobilyalarını da düşünmen gerekecek ve bu durum seni sınırlandıracak. Burada yatak odalarında 2 kapılı gardırop kullanılıyor mesela. Kimisi bunu downsize olarak adlandırıyor ama ben bunu minimalist bir hayata adım atmak olarak görüyorum. 10 çeşit ayakkabım olsun, farklı farklı giyerim yerine zaten evde yerim yok, bir tane olsun uzun süre giyerim mantığıyla ilerliyorsun. Yaşama bakış açın, alışkanlıkların zaman içinde buraya göre evriliyor. Ayakkabı basit bir örnekti tabii sadece. Genel olarak az ama öz olsun felsefesi hayatın her yerinde karşına çıkacak ve bence çok büyük bir kazanım bu. Kredi kartının yurt dışına açık olduğundan emin ol. İngiltere'de nakit para neredeyse hiç kullanılmıyor. Metro, otobüs, taksi, Uber, market, kafe, restoran, giyim her yerde kredi kartının temassız özelliğini kullanabiliyorsun. Hatta birçok kafe ve restoranda nakit para geçmiyor, öyle söyleyeyim. Yeter ki kartının yurt dışına açık olduğundan emin ol. Yanında fazlaca nakit pound getirmene hiç ama hiç gerek yok. Burada en yaygın kullanılan bankalardan biri HSBC. Eğer Türkiye'de HSBC Premium hesabın varsa çok şanslısın. Çünkü İngiltere'ye geldiğinde burada hemen Premium hesap açabilirsin. Bu da mesela Türkiye'deki hesabına kesintisiz para transferi yapmanı sağlıyor. Detaylarını diğer videoda anlatacağım. Eğer Premium müşteri değilsen Türkiye'deki başvuru koşullarını incelemeni ve imkanın varsa böyle bir hesap açmanı tavsiye ederim. Cep telefonunu yurt dışında kullanıma açtır.
uçaktan iner inmez sim kart alacak vaktin olmayabilir ve bir yerleri arayıp haberleşmen gerekebilir. Doktor kontrollerini mutlaka yaptır, bir check-up'tan geç. Burada hastane doktor konusu biraz sıkıntılı, o yüzden sağlığına öncelik ver. Ertelediğin diş operasyonu varsa onu da artık gündeme alma vaktin gelmiş demektir. Bunları yaptıktan sonra heyecanla geleceğin günü bekle. Çünkü işin en heyecan verici kısmı başlangıç aşaması. Ne olacağını gerçekten bilmediğin zaman. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!